Sevgili seyirciler, bugüne dair çok ilginç detaylar var. NATO Liderler Zirvesi'ne dedik ya, Türkiye damgasını vurdu. O zirvenin şu anda kilit ülkesi Türkiye. Herkes Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklama yaptıktan sonra bir Türkiye vurgusu yaptı. Ve aile fotoğrafına gelindiğinde, o geleneksel aile fotoğrafına gelindiğinde bakınız neler yaşandı. Çok ilginç notlarımız olacak sizlere. Aile fotoğrafı çekilmek üzere liderler hazır bir şekilde yerlerini almışlardı. Şimdi oynatalım görüntüyü. Yavaş yavaş bakın ne detaylar paylaşacağız. Fransa Cumhurbaşkanı, ki bir duralım şimdi burada. Fransa Cumhurbaşkanı Macron aile fotoğrafı çekiminde, şimdi birazdan da göreceksiniz, sürekli öne çıkmaya çalıştı. Yani o yakınlaşan seçimlerle beraber Macron'un bir tabiri caizse bir rol çalma çabası göze çarptı. Bugün sosyal medyada da çok konuşuldu. Liderler fotoğrafı çekilirken yaşanan her şey ayrı ayrı sosyal medyanın gündemi oldu. Birazdan Boris Johnson'a da değineceğiz. Bakınız şimdi oynatalım, devam edelim. Boris Johnson'la tokalaştıktan sonra bir durduk şimdi burada. Şimdi burada da Boris Johnson'ın biraz sonra şuradaki hareketliliği göreceksiniz. Çünkü burada Türkiye'nin Cumhurbaşkanı var. Bakınız şimdi yeniden bir genele alalım şöyle. Genelde şu tarafın gayet sakin olduğunu görüyorsunuz. Ama buranın oldukça hareketli olduğunu göreceksiniz şimdi görüntüde. Neden? Çünkü Tayyip Erdoğan burada ve Cumhurbaşkanımızla tokalaşabilmek için adeta liderler sıraya giriyor. Hatta biraz sonra göstereceğim, bazısı merdivenden aşağı iniyor, bazısı sıra bekliyor, bildiğiniz sıra bekliyor, göreceğiz şimdi. Ancak onlar olurken Boris Johnson'ı da bir yandan takip edin derim, belki gene döneriz ona. Boris Johnson'ın elini cebine soktuğu, utandığı, garip garip hareketler yaptığı bazı yerler vardı, o da sosyal medyada çok konuşuldu bugün. Şimdi oynatalım, devam edelim. Şuraya dikkat. Şimdi arkası dönük olan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor dünya liderleriyle, arkasında Mitsotakis var. İtalya Başbakanı Mario Draghi var. Onunla tokalaşıyor. Bakınız buradan şimdi diğeri geliyor. O da sıraya giriyor. İzlanda Başbakanı'yla tokalaşırken. Onunla da konuşuyor. Şuraya dikkat. Şimdi burada aynı şekilde yine geliyor. Sıra bekliyor. Konuşuyorlar. Ve o sırada da Biden geliyor. Şimdi burayı şimdi baştan alacağız. En başından alacağız. Onlar olurken Boris Johnson'ın ne yaptığına bakacağız. En başa alıyoruz. Şimdi geldi Macron, Boris Johnson'la bir tokalaştı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten beraber geldi. Şimdi şurada bir Boris Johnson'ın halleri var. Bu Boris Johnson'ın halleri bugün tüm dünya medyasında da olay oldu. Herkes konuşurken Boris Johnson sağa sola baktı. Şöyle bir bakındı, ellerini cebine soktu, yere baktı, havaya baktı. Belki bana birisi bir şey söyler mi diye baktı. Ama kimse Boris Johnson'la ilgilenmeyince arkada bir hareketlilik var. Boris Johnson da durdu. Ne zamana kadar? Biden gelene kadar. Şimdi burada durduk. Biden geldi. Amerikan Başkanı Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le beraber girdi salona. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'la beraber girmişti salona. Bu da çok konuşuldu. İlginç bir detaydı. O sırada Biden'ın salona sağdan geldiğini, Cumhurbaşkanı'nın da soldan geldiğini gördük. Biden salona girdikten sonra Amerikan Başkanı'yla da selamlaşmak isteyen liderler vardı. Örneğin Mitsotakis çok geride kaldı ve belki bana da birisi bir selam verir diye çok bekledi. Ama Mitsotakis'e pek selam veren olmadı. Biden salona girince, şimdi görüntüyü biraz sonra oynattığımızda bir şey dikkatinizi çekecek. Stoltenberg'le, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le biraz sonra kadraja girecek olan Macron adeta, bu tabii bilinçsizdir, yani bilinçli olarak yapılmamıştır ama Biden'la Erdoğan arasında bir duvar oluşturdu. O sırada Biden bekledi. Erdoğan'la selamlaşmak, tokalaşmak için bekledi. Şimdi şurası göz göze geldikleri an. Amerikan Başkanı Biden'la Boris Johnson arada böyle bir duvar gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir göz göze geldiler. Selamlaşacaklar. Bu gayet normal, insani bir şey. Şimdi oynatalım görüntüyü. Bakın siz de izleyin. Stoltenberg geldi, Macron'la konuşuyor. Arada resmen bir duvar var. O sırada Biden bekliyor. Erdoğan'a selam verecek. Bakın şimdi buraya geldi. Beklediler ve burada samimi bir tokalaşma, samimi bir selamlaşma gerçekleşti. İşte bugün NATO Liderler Zirvesi'nin resim çekimi, fotoğraf çekimi sırasında çok ilginç
anlardan biriydi bu an. Biden'ın salona gelişi ve daha sonra Macron'un da onunla selamlaşması. Stoltenberg'le de Cumhurbaşkanı'nın arasındaki kısa süren diyaloğu görüyorsunuz. Daha sonra resim çekilmeye geçildi ve bu çekilen aile fotoğrafının ardından da ki orada da yine en önde bulunan ülkelere baktığımız zaman NATO Genel Sekreterinin yanında işte Amerika var, İngiltere var, Türkiye var. Bu da önemli. Yani bu fotoğrafın birçok farklı detayı olduğunu da sizlerle paylaşabiliriz efendim.